Şimdi ben önce vatan alıyor muyum yoksa? Vatan alayım mı? Alayım. Çiçeği burnunda bir damat. Onu da çok severim. Çok sevdiğim kardeşimdir. Hiç kıyamam ona. Alkışlar vatan şaşmaz gelsin. Merhabalar efendim. Merhaba. Dünyanın en yakışıklı erkeği o. Sağ ol. Çok beğenirim onu. Çok ama ben hala vatan keşfedilemedi. Diyorsunuz. Vallahi o kadar yakışıklı. Baksana adam ne kadar yakışıklı. Boy, poz, güzellik, surat. Bir de evlilikte yaramış, yüzünde güller açıyor. Vallahi karın iyi gelmiş maşallah. Vallahi ben iyi gördüm seni. Çok severim onu. Çok iyi huyludur. Sağ ol. Çok ahlaklıdır kız. Vallahi benim bir arkadaşım. Ne güzel sizden bunları duymak. Seda, benim bir kız arkadaşım vardı. Hayran da ona ölüyordu, ölüyordu vallahi. Değil mi? Ölüyordu. Ama ölüyordu derken. Öldü. Evlendi, öldü. Güzel. Sen evlenince öldü. Güzel. Ya, şu an yaşamıyor artık. Ben de onu diyorum arkadaşlar. Yani öyle bir bakıyorlar ki hakikaten ağlamaklı bakıyor bayan arkadaşlarım da ama bana. Ama Ebru ne güzel söyledin, ay kurban olurum. Dedi ki benim arkadaşım sana ölüyordu derken dedi vatan, dedi ki öldü. Sen evlenince öldü. Hayır, evlendim ya. Sadece ölmedim yani. Bence oğlum bana bu yasağı hayranlarım yüzünden koymuş olabilir. Oğlum oğulcan bana evlilik yasağı koydu. Anne yeter, evlilik yasağı değil artık, yanında lütfen Seda, rica ediyorum. Yasaklar delinmek içindir. Olmaz. Bu yasağı delemiyoruz bacım. Yasaklar... Bu başka bir şey. Onu delemiyoruz. Bak oradan da böyle yapıyorlar. Aslında senin dediğine geliyor iş. İşte bizim... Daha bir cazip gelir şimdi sana, yasak koydu ya. Yok. Vallahi bak. Bak evine, ben soracağım, o beni sıkıştırıyor. Bir evlenesin gelir şimdi yap, senin. Yap ya, bayılıyorum. Evet, birisi beni sorgulamalı bugün. Otur vatan, beni geçiyorum. Sorgula. Gel gel. Sorgulayayım peki, tamam. Evet, buyurun. Beni sorguluyor herkes. Gel bak, aldım elime, geçirdim. Aa, evet burada. Oku kız. Karıştırıyorum. Tweetleri. Ay seni anons ediyorum. Bayılıyorlar sana. Bayılmayacak gibi değilsin. Ben de, de onlara bayılıyorum. Değil mi? Seviyorlar. Evet. Seni çok seviyorlar. Çünkü sen erken kalkıp... Niye çevirdin şimdi bunu? Başım döndü be. Allah'ım yarabbim. Evet. Kadir Galız. Erken kalkıp erken yol olan Seda Sayan. Kadir gecen mübarek olsun. Allah razı olsun. Ebru Yaşar'ın şarkıları harika. Özellikle gözlerimde gece oldu. Peki teşekkür ediyoruz. Ayla 1965. Teşekkür ediyoruz. Profillerini söyle, çok küserler. Söylüyorum. Tabii. Biz tabii, de Kadir evet gecelerini efendim. Herkesin Kadir gecesi mübarek olsun inşallah. Bu vesileyle de ben de söylemiş amin. Olayım. Amin. Kadir Galı yıkılıyorsun bacım. Şimdi sen bana konuk geldin ya, ben senin tweetleri okuyorum. Olsun oku. Soru da sor. Ama onları atla. Bu ne güzellik, tütütü maşallah. Benimkini bırak ya, sana gelenleri oku. Atla acık. Hayatım seçmem. Sen bul, ben vatanla konuşayım. Vatan ne kadar oldu evleneli bebeğim? Ben bugün itibariyle 40 gün bitmiş. Aa sahibimiz kız ne yani? Ne gün sayıyor acaba? Şöyle gün sayan bir koca bulamadım kendime. Ay, iyi mi kötü mü ama bu? Az da güzel bir şey. He? Sayıyor. Sana kötü mü kız? Bak ay, ben gene salak tarafıma geldim. Kötü mü? Ne bileyim, iyisi de var kötüsü de var da. İnşallah. Vatan bugün bence benden değil Ebru'dan kork, görüyorsun. Ya evet değil mi? Bir ben şey yapmıyorum yani. Bak. Ya ben bir şey demedim. İyi, ya iyi saysın. İnşallah iyi sayıyordur. Niye kötü saysın? Ama iyi mi kötü mü dedin? Ama şimdi öyle deyince hani... Peki hocam caiz midir? Cevabını alacağız. Reklamlar. Yaşar Aktekin ne düşünüyor? Reklamlar. Yaşar Aktekin'in evine girdik. Yüreğine girdik. Yaşar Aptekin'in orada çok önemli bir açıklaması var, onu az sonra anlattırmak istiyorum. Diyor ki köyümde kıldığım namazların bile farkına vardım. Bu çok önemli bir iddia. Allah Allah dedim, bunu birazdan Yaşar Aptekin'e neydi bunu hissettiren soracağım. Ama önce vatanda kaldım. Yaşar'la ilgili biraz bekleyin. Kuşu içinde dedi, izliyordum ben. Evet. Valla sana evlilik yaradı. Sağ ol. Böyle bir şey oldun. Ne güzel oldu mi bakıyor? Ne kadar siz flört ettiniz, nişanlı kaldınız? Biz 3 yıldır flört ediyorduk. Son 1 yıldır almış olduğum evlilik kararını ne bir aldırdı önce sana? Falan aldık. Ne aldırdı sana? Çünkü çok aniden kızı aldın, götürdün, yurt dışında evlendin, bir şeyler yaptın. Hiç aslında size öyle geldi ama bizim için çok ani değildi. Geç kalmıştık bile aslında yani. Ay güzel. Daha sonra ama tabii. Aslında geç bile kalmış ama bence güzel, değil mi? Yani. 3 yıl uzun bir süre çünkü. Ya, o istedi yurt dışında olsun istedi. Hani çok burada olmasın, bize özel olsun dedi. Ne güzel. Ama hani o kadar çok şey oldu ki. Evet. Her yerde haber oldu olsun ki. Olacak ama çok seviliyorsun. Sağ ol. Sen herkesin ailesinden birisin. Teşekkür ediyorum. Aile sağ bireylerinden ol biri gibi. Hep vatan öyle değil mi? Yani hepiniz evet çok seviyorsunuz. Çünkü ben de ekranda aile büyüdüm. Bireylerin... Yani evet. Sabah programlarından, diğer işte yaptığınız olsun. Bak gamzeleri diyorlar. Evet. Gamzeleri mi?
Ben en son bir Gamze gördüm, vuruldum. Benim mi yoksa? Yok, Tuna Kiremitçi'nin Gamzelerine. Şok şok şok. Sevgili konuklarım, ekran başındaki değerli izleyicilerim. Dünyanın en yakışıklı erkeği. Yok artık. Batı Şaşmaz. Aa, ne var be? Ne güzelsin valla. Allah sahibine bağışlasın kardeşim. Yumurtalı patatesli yumurta yapacağım. Ya bu, bana kızlar sorular dedi. Bu kadar bekar yaşadın oğlum. Bir şey pişirmeyi bilmiyorum ya, lan. Ya aynısın. Ya rezil olduk, sus. Ya. Vallahi düzgün bir şey yapar insan. Ya bana yarık falan yapsaydım tabii bari. Canım doğru. Bu ne? Yumurtalı ben de kırarım. Bana bak. Gerçi ben yumurtalı patates. Onu ben de kırarım ama bana bak. Vallahi bu benim bekarlıkta en çok yediğim sanki yemeklerden bir tanesiydi. İşte Alman omleti diye bildiğimiz patatesli yumurta. Buyurun, tamam, bana dediler ki yemek yapacaksın, dedim. Nereden çıktı? Ben zaten 35 yıldır yemek yapıyorum. Yapacaksın yemek işte. Yapmayalım diye hani. Bana daha zor şeylerle gelin. Evlenene kadar. Bu kaşar. Tereyağı ve zeytinyağımız varsa bu galiba. Zeytinyağıyla yap. Kaşar mı o? Ben onu tereyağı zannettim ya. Bilmiyorum ki vallahi, herhalde zeytinyağı. Evet, zeytinyağı. Birazcık. Oğlum, tereyağı bu, manyak mısın? Değil, kaşar peynir o. Yok ya, bakayım. Kaşar peynir o. Neyse, bu aramızda bir soru olarak kalsın. Vallahi peynirsiz. Rezil olduk. Daha iyi, iyi, güzel. Peki, zaten şeyle yapmış. Ya şey zaten de. Bizim yağ kalmamış. Sen bunu bir kaşarla yap, marifet orada oğlum. Marifet o. Doğru, evet. Yağsız kaşarla yapmak. Şeyi, komutu sen ver bacım, buyur, evet. Şimdi önemli olan tabii kaşarı eritmek. Kaşarı eritin. Öncelikle kaşarı biraz eriteceğiz. Aa bak, patatesli yumurtaya ben ya da yumurtalı patatese. Hangisi acaba? Kaşar koymuyordum. Yani erirse daha güzel olur aslında. Beyaz peynirli de olur. Kaşar böyle. Aa bu sen zar böyle. Yağ içinde. Bu tava kendinden mi yağlıymış? Yok yağ vardı. Yok, kaşar sıvı yağ koyduk bacım. Onu görmedim. Tabii. Biraz kısalım ama çok. Bacım lütfen olmasın. Bizi şey yapma. Siz yapıyor musunuz evde yemek? Hani ben bekarken yapıyordum mecburen. Meta neler yapıyordun? Yumurtanın bin bir çeşidi. Yani bin bir türlü yumurta yapabilirim size. Hadi. Her şey başka içine. Başka bir şey yok mu? Pilav. Pilav yapmak çok zordur oğlum. Yani ölçeği var, koyuyorsun, yapıyorsun. Karın güzel yemek yapıyor mu? Yapıyor ya, maalesef. Çalış bu arada ki. Maalesef mi? Maalesef. Niye? Kilo mu aldın mı? Yok işte, hep spor yapmak zorundayız kilo almamak için. Karın en güzel hangi yemeği yapıyor? Mesela karın bunu çok güzel yapar. Kız kardeş onun İtalya'da yaşıyordu. Bir dönem o da orada kalmıştı. Orada yemek kursuna gitmişti. Makarna çok iyi yapıyor. Yani her türlü makarna yapıyor. Sizin ev ne güzel değil mi? Bunların evinde her türlü makarna, her türlü yumurta. Ye iç yap. Onlara gidelim. Ye iç yap. Ye iç yap. Onlara gidelim bacım. Ye iç. Koşu bandı. Ebru neyi en güzel pişirir? Ebru. Ay, en son bir ay önce yemek yapmıştım, söyleme sahiptir. Ne pişirdin? Ne pişirdin kız? Bir ay oldu. Tavuklu böyle bir benim klasik bir ayda bir şey. Onu yapıyorum zaten. Başka bir şey yaptığım yok. Yemin ederim. Ayda bir böyle mısırlı pilav yapıyorum. Bir de soya soslu tavuklu etli bir şey yapıyorum. Güzel oluyor ama beğeniyorlar evdekiler. Ha. Ben de arada bir canım sıkıldığında onu yapıyorum onlara. Ay patatesler bu kadar böyle mi ya? Bu ne ayıp ya. Allah'tan korkun. Şimdi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben bu patatesleri... Oldum. Patatesleri böldüler zannediyordum arkadaşlar, sağ olsunlar. Böyle o zaman ayıp ya, rezil oldum daha. Ya. Vallahi rezil oldum. Böyle patates. İnsan yiyecek. Deve yumağı gibi. Deve yumağı. Bu ne ayol? Aa. Ama biraz patatesler de büyük olur. Şey patates salatası gibi düşünün. O kadar da büyük. Ben bunları daha böyle kesme şeker gibi küp küp seviyorum. O çok nazik işte, bekar evinde böyle ne bulduysan nazik atıyorsun. Nazik bir kadın ya. Olduğum için. Ben bir gün cacık yaptım, öyle birazcık salataları iri iri koymuşum. Arkadaşım abim ne dedi? De evde tesadüf abim geldi. Abim dedi ki bu, tüm atsaydın bu salatalıkları sen dedi. Bu ayıp ki bunları doğramana günah dedi. Evet. Bunları tüm atsaydın öyle de yerdik. Buradaki asistanların biraz ona evet, benzemiş. Kalın. Şunu da. Evet şunu efendim. Şimdi burada... patatesleri daha önceden haşlamış olmamız gerekiyor. O haşlandı be. Tabii. Ha yani onu izleyicilerimize hatırlatıyorum. Biz haşladık da size. Haşlanmışı vardı. Haşladık. patatesleri haşlayın. Ondan sonra diriden koymuyoruz yani. Onu söylemek ben lazım. Ben diriden yapıyorum. Diriden yapan var mı? Çünkü küçük küçük doğradığım için diriden onları böyle zaman, öldürüyorum. Sen bu büyüklüğü o dirileri düşünsene. Evet, o olmaz tabii ama şey. Uğur hangimiz iki doğru? Benimki mi? Sen kızartarak. Ama çok salatın galiba. O biraz ağır olur. Ağır olur kızartarak. O anne yengile olmaz çocuğum. Anne yengil kilo almasın diye. Mesela kilona dikkat etmek için yağdan falan kıstığın oluyor mu Ebru senin? Yok. Çünkü fiziğin çok iyi. Bugün böyle bir bol giydesi tuttum. Hey ya bu niye böyle bir şey yaptın? O kadar güzel bir fiziği var ki. Ebru'm
Hem yorumu güzel, hem kendi güzel, hem gönlü güzel, hem fiziği çok güzel bir kız. Ay bu elbisemi ne zamandır giymemiştim. Bunu kıyamadım dedi, giyemedim. Ay sana giyiyorum dedi. Hiçbir yere giymedim dedim ki yani bu elbise böyle niye dolapta dursun? Bir değerlendirmek lazım. Seda'ya giyeyim dedim ama içinde böyle bol bol bir şey oldu bana ya. Yüzüyorum elbisenin içinde. Elbisenin içinde. Zaten kilo da vermişsin. Elbiseyi aldığında bu kadar değildi belki. İyice verince. Yok ya. Ama şık. Kız buna kilo al. Yine sığmazsın bunun içine. Çok kız kadar. Zarifsin. Zarif. 100 kilo da olsan baksana sığmazsın. Çok zarifsin. Sağ ol canım benim. Güzelsin ya. Allah hayırlı yazılar yazsın inşallah. Değil gerçek, mi? Gerçekten de öyle. Peki bu... karında en beğendiğin huy ne? Mesela biz birbirimize şimdi sen güzelsin ben güzelsin yapıyoruz. Sen mesela çok zarif Seda bir... ben karımın en şu huyunu ya da şu tarafını çok seviyorum. Çok zarif bir insandır. Zarif derken? Zarafetli bir insandır yani. Açalım şuraya ittiriver annem. He. Hani erkeğin centilmeniyse kadının da, kadının da zarafetlisi diyelim ne diyelim. Şimdi bu burada. Hakikaten bu kadar büyük bırakıyor musun sen bunu yaparken? Valla ama ay tadı biraz zor. Ağzıma çok... sığmayacak gibi. Şey hani patates böyle... salatası gibi böyle büyük büyük. Büyük büyük. Ay bunu deneyeceğim valla. Tavsiye ederim. Evet ben. Şimdi burada işin en havalı kısmı yumurtayı kırma yumurtayı şekli. Yumurtayı kırma. Evet. Hadi hepimiz bir yumurta. Evet. Sayın yapımcım Reyhan Şam bunlar bize hep lazım olacak. Yumurtayı nasıl kırıyor? Evet hazır çekelim biraz yakın. Buyur efendim. Bunu ben yapamıyorum evet. Sen. İşte ay böyle. Bilmiyorum deneyeyim mi? Denesene. Dur Ebru bir tanesi. Ben bak, hayatta yapamıyorum. Çok basit. Ben de yapamıyorum. Tek elle hop açacaksın. Geç kız yap. Dur bunu ben ilk Ebru. Defa, ben de ilk defa yapıyorum. Ebru kırıyor. Kapı çalar gibi ama tık. Ya her yere döktüm bacım sen. Aaa. Bravo. Çabuk. Kapıları al. Ben kıramam. Kır sen ama niye? Şöyle çat çat yapacağım be. Niye? Bir de yani, o, ben ilk defa kırdım şu anda. Yumurtayı öyle kırmayı... Kır bakayım. Beceremem. Ben de ilk defa kırdım be. Tek elle hop ayırın. Beceremem. Böyle kırım hiç kırmadım. Olsun ama olsun güzel değil. Güzel. Yani öyle yapamam. Benim üslubum o değil. İlke göre iyiyiz canım. Kırıyorsunuz? Fena değiliz. Yani ben çat tak tak işi evet. Bitiriyorum. Tuz, karabiber, kırmızı biber alabilir miyim arkadaşlar? Şimdi hemen. Bu aslında sahur için çok ideal bir buyurun yemek. Buyurun hocam. Biraz estağfurullah. Tuz. Yalnız bu arada sahur gerçekten için. Güzel oldu. Tavsiye. Sahur için niye? Evet. Çünkü çok doyurucu. Aa güzel oldu. Aa, çok tok tutar. Çok tok tutar. Çünkü nişasta var. Hocam? Protein var. Alayım. Biraz da kırmızı biber. Kırmızı bibersiz yemek niyetli olmaz ya. Niyetli olmayanlar varsa hemen davet ederiz. Bibersiz yemek düşünemiyorum şu anda. Süt lazım benim... mı? Boşta süt de var burada. Çok azıcık. En son evet birazcık. Benim Twitter'dan arkadaşım 34 Ateş şu anda gene Bostan'a daldı. Bana biber topluyor Bostan'da. Türkiye'de ne kadar Bostan varsa Ate öğrendi. Ben acı sivri bibersiz yapamam. Ay ben de çok severim. Acı sivri biber bulamıyorum anam. Ben Bodrum'dan eskiden... topladım bir şöyle şu kadar bir avuç. Bodrum'da bir yerden verdiler toplayıp. Sabah öğlen akşam kahvaltı dahil onu yiyordum. Kahvaltıda bitti. Bile en sevdiğim şey Ramazan haricinden bahsediyoruz tabii. Ama yumurta buna az mı geldi ne bu kadar deve yumağı gibi patateslere? bir iki tane daha yumurta olsa iyi olurdu. Sen biraz daha kaşar koymayın. Azıcık şey daha tuz alabilir. Yumurta kalmamış kaşar veririm. Niye tuza sardırdın ki sen? Tuzlu mu çok yiyorsun? Evet. Ha, bir de en son süt koyduk. Bu da az tuzlu yiyor bak benim gibi. Bunun tuzunu çek yönetmenim. Bir kıttık. Bir kıttık tuz bitti. Vallahi güzel oldu bana bak. Tamamdır. Abi olan malzemelerden koyalım. Yağ kalmış yağ koyalım. Karına rağmen mutfağa girip yapar mısın? Hayır. Yapmaz. Yok hayır. Niye? Oldu mu benim? Şuradan bir süs tabak. Şurada bir kayık tabağım vardı kız. Nereye gitmiş bu? Bulaşıkları yıkamadınız mı kız kaç gündür? Anam burası ne pis Seda ne pis. Ha arkadayım. Pis oldu. Seda ne pis kız. Anam gel. Gel sen oğlum. Yok kamera. Böyle olmaz. Nesi? Rezil oldu. Rezil oldum. Alalım. Şu kayık tabağı alttaki kayık tabağı getirdi. Rezil oldum. Sen o kadar aşağıda uğraş çıkıyorsun. Ebru ne getirdi gördün mü? Rezil oldum. Bir küçüğü de var. Bir küçüğü de. Bu tür ayol olur mu ya? Ay ne bileyim aşağı. O vardı aşağıda ya. Doğru. Bu Ebru niye evde kaldı? Bu kızı niye almıyorlar ben anladım. Ben bu kızı... Fena olmadı ama. Niye almadık? Ben orada yemeği anladım. Seviyorum belki. Bundan. Bir dakika. Ebru Yaşar'a. Bir dakika. Onu da koysan Allah'a seversen. Bana bunu da koy bak. Ebru dedi ki ben bunu da seviyorum belki. Ne karışıyorsun niye beni küçümsemiyorsun? Ben de diyorum ki bu kız niye evde kaldı? Bu kızı niye almıyorsun? Daha lezzetli olur buna koy.
Bak Ebru istiyor. Üstüne bir de domates biber doğrayalım bunu. Salata gibi. Rezil olduk. Bak, ha, oldu. Güzel oldu. Soğursa zeytinyağlı. Tamam Ebru'yu kurtarıyorum. Ebru'yu kurtarma operasyonu. Soğudu mu? Soğursa dolaba at zeytinyağlı. Çıkardın mı? Üstüne salatalık domates biber salata niyetine. Her türlü evir çevir ye bunu. Şey, yumurtalı patates salatası olur. Tamam. Eğer bunu arkadaşım, koyarsan. Arkadaşım okuyamam. Pırıl pırıl bir kız bak. Lütfen ne olur. Görücülere söylüyorum. Sadece görücü usulüyle Yaşar'ı evlendirmiyorum. Ebru'mu da öyle evlendireceğim. Vallahi mis gibi pırıl pırıl bir kız. Siz onun bakmayın burada espri yapıyor. Yokluk ben çıkardım be aşağıdan. Eve gelsen be. Bu kadar tabağını. Bak ne var bak. Daha beterini şunu da verebilirdim bak. Minicik bu var bu var. Bir dakika. Ben ne yapayım be? Haliyle bulaşıkları yıkayabilir belki evde. Millet burayı merak ediyor. Bak vallahi bir şey yok ya. Hakikaten kız burada da bir şey yokmuş. Ya. Şöyle yapalım söyle, bence bulaşıkları söyle, yıkasın duysunlar. Artık. Bak hiçbir şey yok. Aha. Bak bunu da verebilirdim. Yok. Bunları olur mu? Arkadaşımı kurtarırım burada bir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Arkada var evet. Şurada tabaklar oraya koymuşlar. Düzen değişmiş. Ortalık bozulmuş, düzen değişmiş, yetiş ya Muhammed. Doğru bozulmuş. Kızın suçu yok, kurtarıyorum. Olmuş orada. Bu kaseyi getirmiş. Bak ne olduğu belli değil en azından. Ama gelene, ben... Gelene yuttur. Bir şey söylemeyeyim. Canın ne istiyor diyeceksin hayatım, canın ne istiyor? Ha böyle salata falan derse çıkar anında üstüne salatalık domates, marula. Şey derse düz bir tabağı hemen buradan al. Tabii. Hemen derse ki böyle bir yumurta ya da böyle yemek tarzı bir şey derse onun hemen... Onun üzerine yoğurt dökerek servis edebilirsiniz aynı zamanda. Heh, bak yoğurt da girdi. Yoğurt diye bunu veriyoruz. Yoğurt için elimizde olan kabımız. Yoğurt istersen alıp üstüne yoğurt değil mi? Açıkta biber süsleyip kız. Böyle pismiş be. İçinde ben yokum. Aa temiz valla. Valla buradan... içinden çıkanları sonra sayarız. İçinden sonra. Çıkanları. Yok kız tuz muzdur aa. Tövbe estağfurullah. Temiz mübarek be, dünya. Temiz yıkanmadınız mı kız bulaşıkları bugün? Ben size yıkayayım bulaşıkları demedim mi? Rezil ettiniz mi? Bak benim saçım eksikti burada saçım da var. Allah'a bir şükür. Evet mutfağa gidinize saçınızı başınızı. Toplayın. Sana bizim helal gibi olsun. Olmayın. Yaptın. Yok canım estağfurullah. Vatan peki. Bekarlık günlerinden kalmadım. Peki bir şey söyleyeceğim. Evet. Sen çok bekar gezdin. Evet. Çok da talibin vardı. Çünkü yakışıklı adamsın, güzel adamsın, ailene düşkünsün, anneciğinle birliktesin, seviyorum seni, herkes seviyor. Evlenmeye karar verdiren neydi? Yani evet benim alacağım kız budur. Yani birincisi evlilik meselesini her zaman merak ediyorum. Önemli yani. Bir mesaj bu bir de. Evet, yani ama çok da bekar gezdim. Merak ediyordum yani sonuçta bekarlığı biliyorsun ha evliliği bilmiyorsun. Nasıl ya bir şey denemek istiyorsun? Ya. Canım nasıl bir şey evlilik diye evlenmedin sen uzun değil, süre düşündün. Tabii ki. Her zaman yani bir köşemde karın mutlaka... da izliyor bak eve gideceksin dayak yiyeceksin anne. Ya nefret etti zaten karısı bizden. Evet. Allah nefret etti hiç öyle bir değil ben çok eğlendiğine eminim. Yani onu Nurşen'i tanımadan evvel zaten çok merak ettim ve yakınında olduğum bir müesseseydi her zaman. Ailemden de öyle görmüştüm çünkü. Hiçbir zaman evlenmeyeceğim diye düşünmüyordum. Yaşar oradan yanıma gel şuradan bir şey göstereceğim. Evet vatancım. Bazen işte erkekler hissediyorlar. Yani evet işte o kadın bu kadın ve o zaman şimdi bu zaman. Yani doğru insan ve doğru zamanı hissettiğiniz zaman ve o müessese de size yakınsa bütün her şey bir anda kesişiyor. İçimden gelen altıncı isim. Doğru böyle. Kız, doğru zaman. Evet. Allah mutlu etsin sağ kardeşim. Ol. Hepsi bir anda oldu yani açıkçası. Yani. Özellikle olacaktı. Oturup kurmadım. Yaşar'a niye... Ay Ebru Yaşar'ıma teşekkür ediyorum. Ebru'm. İyi ettin geldin. Canım arkadaşım. Vatan Şaşmaz'a teşekkür ediyorum. Ben benim teşekkür. Güzel kardeşim. Allah mutlu etsin. Çok en kısa zamanda bebek haberi bekliyoruz. Değil mi? Sağ ol. Yaşar Alptekin'e teşekkür ediyorum. Yine muazzam mesajlar verdin. Seninle çok çok derin sohbetlerimiz var İnşallah. Daha. İnşallah. Beraber sohbetler etmeliyiz. İnşallah. Valla bunu yapmalıyız Yaşar. İnşallah. Çünkü mesajlar, Twitter'a İnşallah. Gelen mesajlarımdan da gördün. Ve Doktor Gönül Ateş Saçan teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, ve tekrar Ömer Faruk Acar için teşekkür ediyorum. Ben buradayım. Bayramda da buradayım. Kız çıkın çıkın gelin be. Anasını aldık.